Hepimizin malumu, tarihte dinsiz bir toplum yok. Tanrısız var. Yani bir Hinduizmin tanrısı yoktur. Ama dinsiz değildir. Bu dinin fıtri oluşunun bir tezahürüdür. Hani daha önce belirtmiştik ya, niçin inanıyorsunuz sorusunun cevabı, en doğru cevabı bilmiyorumdur. Çünkü inanmak içsel, yani kalbi bir duygudur. Ama niçin sorusunun cevabını biz zihnimizle vermeye çalışırız. Örneğin, niçin inanıyorsun? Allah bana nimetleri lütfettiği için. Peki nimetleri vermese inanmayacak mısın? Benzerini mesela bireysel ilişkiler bazında soralım. Niçin seviyorsun mesela? Değil mi? Ahmet abi buna güzel bir cevap vermişti geçen toplantı hatırladığım kadarıyla. Burada da hani tasavvuf aynen dinde olduğu gibi insanın fıtratının bir tezahürü. Her dinin sezgisel yönü de var, rasyonel yönü de var. İslam'ın sezgisel yönünü tasavvuf temsil ediyor. Tabii bunun suistimale açık bir yönü de var. Yani tasavvuf hocam suistimale açık mı? Elbette açık. Yani din nasıl suistimale açıksa, tarih boyunca suistimal edilebildiyse aynı şey tasavvuf için de geçerlidir. Bundan sonra da suistimal vakaları olacak mıdır? Olacaktır. Tarih bize bunu gösteriyor. Peki bize düşen nedir? Bize düşen doğru bilgiyle mücehhez olmaktır. Çünkü doğru bilgiyle hareket ettiğimiz zaman ancak olaylar ve kişiler hakkında biz ne yapabiliriz? Doğru hareket sergileyebiliriz. İşte bizim bu konferans dizisinde, bu ders dizisinde mi artık nasıl derseniz, takip ettiğimiz usul kişiler ya da olaylar üzerinden değil de ilkeler üzerinden hareket etmek ve anahtarı vermek. Biz anahtarı verelim, siz dilediğiniz kapıdan o anahtarla girersiniz. Değerlendirmenizi kendiniz ona göre yaparsınız. Daha çok takip ettiğimiz usul bu. Size burada anlatmış olduğum, anlatacağımız konuları da biz İlahiyat Fakültesi öğrencileriyle beraber hazırladık. Yani bir saha çalışmasının ürünü. 750'ye yakın İlahiyat Fakültesi öğrencisi katıldı. 6 yıllık bir zaman diliminde hazırladık. Yani size şurada sunacağımız bir saatlik şey belki bizim 6 yıllık çalışmanın bir özeti gibi oluyor. O noktada nedir? İnşallah sizlerin de istifade edeceğini umuyorum. Evet, şimdi isterseniz tasavvuf ve tarikat arasındaki farklar nelerdir kelimesinden başlayalım. Tasavvuf arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'in yaşadığı gibi yaşamaya çalışmaktır. Terim anlamı budur. Yani Cibril hadisinde mel İslam, mel iman, mel ihsan diye Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'e soruyor. Tasavvufun ilgi alanını ihsan konusu işliyor. Nedir ihsan? Allah'a sanki onu görüyormuşçasına ibadet etmek. Şimdi mesela yukarıda namaza durduk. Acaba Allah'ı görüyormuşçasına ibadet ettik mi? Ettiysek bu ihsandan bir hissedir. Etmediysek henüz daha o ihsan mertebesini, ihsan duygusunu tadamamışız demektir. Veyahut da bunu her namazda da tekrar edebilmek. Bazı namazda belki tadarsın, bazısında ama ideal olan nedir? Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle onlar namazdan sonra da sanki namazdaymış gibi hallerini devam ettirirler. Tasavvufun insanda vermeye çalıştığı ana prensip bu. Kızım dün bugün bir kitap satın almış. İçinizdeki öküze oha deyin diye bir kitap. Bülent soy ismini hatırlamıyorum. Orada şu başlıklara sadece gelmeden önce bir göz attım. Kişisel gelişim kitaplarının aslında sığlığı üzerine değiniyor. Yani kişisel gelişimde bakıyorsunuz, şunu okuyayım, bunu yapayım, böyle edeyim. Ama eğer bir kitap okumakla insanın hayatı değişebilseydi, tasavvuf gibi bir sisteme ihtiyaç kalmazdı. Çünkü davranış değişikliği kişinin kendisinden bile kaynaklansa, kendi bunda azimli bile olsa kolay kolay gerçekleşen bir şey değildir. Alıştırmanız lazım, onu kanıksaması lazım. Nefsinize ağır geldiği halde o iç disiplini sağlamamız lazım. Bu noktada tasavvuf ne yapar? İhsan duygusunu peyderpey insanda kazandırmaya çalışır. Tabi bu tasavvufa münhasır bir alanda değildir. Yani bunu ille bir tarikat özelinde gerçekleştirmek gibi bir zorunluluk da yoktur. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz zaten. Burada tasavvufta hedef nedir?
icazet silsilesine sahip, yani icazeti, diploması olan bir şeyhin gözetiminde tekke, zaviye gibi adlar alan mekanlarda metodik bir manevi eğitim veren kurumlara verilen addır. Ama tabii bu yoğunlaştırılmış kursları ifade eder, halvet dediğimiz. Şeriat ve tarikat kavramlarına gelince arkadaşlar, her ikisinin de sözlükteki karşılığı yol anlamına gelir. Terim olarak şeriat, dini emir ve yasakları tanımlayan bir kavramdır. Müslümanlar için uygulanması ya da kaçınılması gereken kurallar bütününü ifade eder. Tarikat, dinin emir ve nehilerini ihsan duygusuyla gerçekleştirmektir. Şöyle bir örnek verelim. Namazın içindeki ve dışındaki şartlar vardır, değil mi? İçindeki şartlar nelerdir? İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû, sucud, kâdî, ahirette, ahir ederiz. Dışındaki şartlar nedir? Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet diye 12 tane şart vardır. Peki bunlar içerisinde huşu var mıdır? Geçmez. Ama وَالَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyurulur. Onlar namaza huşu içerisindedirler. İşte namazdaki huşu da tarikatın konusunu teşkil eder, tasavvufun. Namazın içindeki ve dışındaki şartlar şeriatın konusunu ifade eder. Huşu, tasavvufun konusunu ifade eder. Burada dini emir ve nehirleri yaşama tecrübesidir bir anlamda. Alıştırma tecrübesidir. Bir okul gibidir bu manada. Tabii şeriat-tarikat ilişkisinde ahlak felsefesinin temel kurallarından biri şudur arkadaşlar. Asgari düzeydeki ahlaki erdemler gerçekleştirmeden üst düzey erdemler gerçekleşmez. Bunu bir cümle olarak ifade ettim ama bu son derece anahtar bir cümledir. Popüler hale gelen mistik yapılar, doğu mistisizmi, yani bugün ortaya çıkan ılımlı İslam şeklindeki algılarda bu kaide, sadece bu kaide bile göz önünde bulundurulsa turnusol kağıdı gibidir. Doğruyla yanlışı ayırma arasında çok keskin bir cümledir. Asgari düzeydeki erdemler gerçekleştirilmeden üst düzey erdemler gerçekleşmez. Ne demek? Şeriatın dinin emrettiklerini yapıp nehyettiklerinden titizlikle sakınmadıkça kemalat gerçekleşmez. Bakıyorsunuz efendim, yani aşktan, meşkten, güzellikten namaz yok, niyaz yok. Tüm herkes cennette. Bu ahlak felsefesinin prensiplerine aykırıdır. Ya sen yaşamıyorsun ki, neden bahsediyorsun? Yani sen sevgiyi tatmamışsın, sevgiden bahsetmek gibi bir şeydir bu. Ağzın güzel laf yapıyor, tamam, bir çevren var, tamam, ondan beslenmektir. Ama eğer hani sen titizlikle uygularsan asgari düzeydeki emir ve nehileri, ondan sonra yüceliş gerçekleşiyor. Yakınlaşma Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle ondan sonra başlıyor. Allah bize ondan sonra koşarak geliyor. Herveleten buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ben ona koşarak giderim. Ama sen ona yaklaşmadan Allah bana yaklaştı demek çok cüretkar bir tavır. O yüzden Peygamber Efendimiz şeytan Allah'ın affediciliği sizi aldatmasın buyuruyor. O yüzden önce şeriat var, sonra tarikat var. Efendim ben şeyhim. Efendim ben sizlere şefaatçi olacağım. Artık hatta daha ileri gidenler de var. Ben sizin yerinize namaz kılıyorum. Namaz kılmanıza gerek yok artık. Oo tamam. Şeyhimiz nasıl olsa bizim yerimize namaz kılıyor. Böyle bir şey olamaz. Namaz kılmayın diyorsa, dinin emirleri konusunda gevşeklik gösteriyorsa, hele de önemli turnusol kağıtlarından bir tanesi nedir? Kadınlara karşı tavrıdır. Bu da önemlidir mesela. Hassasiyet gösteriyor mu, göstermiyor mu? Bu da önemlidir. Şeriat, o dinin tüm inananlar için mükellefiyet arz eder. Bu nedir? Ruhsatlar bünyesinde ifade eder. Ama tarikat, o işin azimet boyutunu önceler. Yani ruhsatlardan şey yapıp, şüphelilerden bile kaçınmaya çalışmak. Emir ve nehirleri yapacaksın, şüphelilerden kaçınmak tasavvufun ilgi alanıdır. Dolayısıyla hani bakıyorsunuz halinde, tavrında, zahir görünüşüne bırakın şeyi, ki batını da bilemeyiz zaten. O yüzden Beyazıt İslam der ya, hani
havada uçtuğunu görseniz de bir insanın, denizde yürüdüğünü görseniz de, onun dinin hükümlerini uygulamadaktaki hassasiyetine bakın diye boşuna demez. Çünkü şeytan da havada uçuyor, denizde yürüyebiliyor. Yani bu çok da böyle olağan dışı bir şey değil. Ama insanların bu tür şeylere mecbur olması gibi bir durum da var. Şeriat, dinin zahiri yönüyle, tasavvufsa şeriat eksenindeki batını yönüyle ilgilenir. Dolayısıyla ruhsatlar şeriatın azimetle yaşamaksa tasavvufun bünyesindedir dedik. Huşu konusuna zaten değinmiştik. Bunu şöyle bir ifade etmiş arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız. Cümleyi çok beğendiğim için buraya daldım. Şeriat zaruriyattır, tasavvuf ise kemaliyattır. Çok güzel bir cümle, böyle. Bu konuyla arkadaşlar, tarikatların uygulamış olduğu evrat, uygulamaları, her biri nafile ibadet kategorisine değerlendirilebilir. Bununla ilgili şeriat-tarikat ilişkisine dair vurucu cümlelerden bir tanesi Mevlana'nın şu sözüdür. Bir ayağımız da pergel gibi şeriatı sabittir diyor. Bu çok önemli. Diğer ayağımızla 72 milleti dolaşırız. Bakın burada Mevlana, yani hangi dine mensup olursa ol fark etmez demiyor. Yani Yahudi de olsan, peki Peygamber Efendimiz niye geldi o zaman? Diğer dinler nesk olunmadıysa, bozulmadıysa. Peygamber Efendimiz'e ne gerek vardı? Veyahut da Yahudi ve Hristiyan olacak idiysek Hristiyanlık niye geldi? Allah birbirlerine düşünmek için gönderdi tövbe açtı. Yani bu bakış açıları o kadar sığ, o kadar yapmacık. Zamanla bunlar kaybolacak zaten. Her devirde bu tür şeyler çıkar. Örneğin Hindistan'daki tasavvuf hayatla ilgili bir yüksek lisans tezi hazırlatmıştık. İngilizler sömürgeleştirme sürecinde önemli bir strateji istiyorlar. O döneme kadar Hindistan'da Müslümanlar saygın, dürüst, kendileriyle ticaret yapmada tercih edilen birinci derecedeki insan kategorisinde. Bu itibarı bozmak üzere öncelikle hani onların manevi otorite veyahut da hürmet gösterdiği insanlara yönelik itibarı sarsma gibi bir politika izlemiştir. Ardından sömürgeyle mücadele adı altında dört farklı akım çıkıyor Hindistan'da. 200 sene önceden bahsediyorum. Bu dört tane farklı akımı da İngilizler şöyle kategorize ediyor. Geleneksel İslam, radikal İslam, ılımlı İslam, modernist İslam. Tanıdık geliyor mu? Sanki Türkiye'den bahsediyor. Yani her yerde aynı film tezgahlanıyor. Müslümanların bu konuda bilinçli olması gerekiyor işte. Bu dersin bir avantajı da bu tür bilgilendirmeleri sağlamak. Şurada mesela hani sunmuş olduğumuz şeyi onlarca kitaptan derleyerek hani size veriyoruz. Rahmetli Kalfoğlu Hoca bir keresinde bir sohbete gelmişti. Yani size bu bakış açısını kazandıran, bu vizyonu kazandıran nedir diye bir soru gelmişti kendisine. Şunu söyledi. Ankara'da nerede bir konuşmacı, konferans olduğunu duysam muhakkak katılırım dedi. Neden katılırdın? O konuşmacı belki bir saat konuşacak ama o konuşma için en az bir ay hazırlanmış olacak dedi. Veyahut da yıllara dayanan bir müktesebatıyla konuşacak. Bana bir ayı süzüyor, damıtılmış vaziyette hani kanserle mücadele için bir kişinin günlük 20 kilo domates yemesi gerekirmiş ya. O domatesten, 20 kiloluk domatesten kansere şifa olacak şeyi ne yapıyorlar? Damıtıyorlar iyice. Ve ondan sonra ilaç veriyorlar. Dolayısıyla bu tür konferans ya da seminerlerde konuşmacı ne yapıyor? Çok daha geniş bir okumadan sonra belki ortaya çıkabilecek fikirlerini damıtılmış bir vaziyette vermek durumunda. Hazırlanarak gelenler için söylüyorum. Bu açıdan avantajları da var. Bunun bir diğer mesela sufilerin şeriat-tarikat ilişkisine dair bir ifadesi şu. Şeriat, tarikat yoldur varana, hakikat, marifet andan içeri diye. Yani bir hiyerarşiden bahseder. Önce dinine zaruriyat, sonra kemaliyat diye devam eder. Bir diğer sorumuz, tekke ve zaviyeler hangi ihtiyaçtan doğmuştur şeklinde. Tekke, tarikat mensuplarının barındıkları, bir şehir gözetiminde manevi eğitim gördükleri yerlerdir.
zaviye, hankâh, astane, dergâh gibi isimlerde kullanırlar. İsterseniz farza yetişecek şekilde hızlandıralım mı? Ne dersiniz? Ama zaten sorarlar. Efendim? Devam edelim ya. Tamam. Az mı kaldı öyle? Efendim? Biz bayağı geç kalmışız demek ki. 7.30'daydı hocam programımız da. Tamam. Geç mi oldu ya? Geç başladık gibi mi? Hocam biraz başlangıçsa, yani başlangıç yaptıysanız namazı kılıp tekrar devam O zaman şey yaparız sanki. Geç mi? O zaman tabii. Namazı kılıp. İlk tekke ne zaman kurulmuş? Hicri 150'de Ebu Kasım el-Kufi tarafından kuruluyor. Şam yakınlarındaki Remle'de kuruluyor. Hicri 150 bununla ilgili. Peki hangi ihtiyaçtan doğmuş tekke ve zaviyeler? Peygamber Efendimiz döneminde tekke veya da zaviye yok arkadaşlar. Peygamber Efendimiz döneminde medrese de yok. Peygamber Efendimiz döneminde devlet dairesi de yok. Bunlar Peygamber Efendimiz'den sonra devlet olmanın gereği halinde, eğitimin gereği halinde ihtiyaç edilen kurumlar. Çünkü medresenin şartları gereği sesli ortamlar olacak ama o esnada namaz kılanlar da olabiliyor. Bu sefer medrese ihtiyacı. Tekkenin kendi has hani uygulamaları var, yoğunlaştırılmış. Bunlar işte farklı bir mekan ihtiyacı ne yapıyor? Ortaya çıkıyor ve kısa sürede de değişik şehirlerde de görünmeye başlanıyor. Hatta Kazoryonilik diye bir tarikat vardır. 15. asırdan sonra kaybolmuştur. İslam coğrafyasında en yaygın tarikatlardan biridir. Neden? Çünkü liman şehirlerine yaygınlaşmıştır. Yani kaptan-ı deryalarının, gemi kaptanlarının bir tarikat-ı hüviyetindedir. Yani tüm şeyden, Çin'den şeye kadar devam eder. Nedir? Akdeniz boyunca sahillerde, Hindistan, şurada falan bayağı bir Kazeruni tekkesi de vardı mesela. Çok geniş bir alanda yaygınlık arz etmiş. Hatta kaptanlar gemilerini tekkenin bulunduğu yere böyle yaklaştırarak götürürlermiş. Kimileri de gemimiz batmasın diye tekkenin toprağından bir miktar bulundururlarmış mesela merkez tekkenin. Tarikatların aslında faaliyetleri, kuruluş gerekçelerini bizlere ifade ediyor arkadaşlar. Yani tarikatlar hangi ihtiyaçtan doğmuştur, hangi görevleri icra ettiğine bakarsak neden kurulduklarını daha iyi anlayabiliyoruz. Bunlar kendi içlerinde psikolojik, pedagojik, tıbbi sorunlara kadar geniş bir hizmet ağı var. Hastane, spor okulu, dinlenme kampı, güzel sanatlar akademisi, fen, edebiyat fikir hocası, moral kaynağı gibi görevler icra etmişler. Miskinler tekkesi var mesela, okçular tekkesi. Peki şöyle bir soru sorayım. Reşat Nuri'nin hani Miskinler Tekkesi romanını görmüşsünüzdür. Miskinler Tekkesi dediğimizde aklımıza ne geliyor, ne çağrıştırıyor bize? Gerçek anlam olarak garip kuraba tekkesi herhalde. Yani tembeller hocam bir anlam çağrıştırıyor değil mi? Yani sanki tembeller hocam bunlar zaten İslam'ın geri kalmasının sebebi de budur şeklindeki genel bir söylem var yani bakarsak. Miskinler tekkesi aslında cüzzamlılar tekkesiymiş. Cüzzamlılar tekkesi. Cüzzam o dönem tedavisi olmayan bir cilt hastalığı. Ama bu insanların tedaviye de ihtiyacı var. Kimler tedavi edecek? Kendileri gibi engelli statüsünde olan insanlar ancak tedavi edebilecek. Bu aynı zamanda psikolojik açıdan oradaki hastanın ben bu hastalıkta yalnız değilim şeklinde moral ve motivasyon kazanmasını sağlayacak. Ve iyileşme sürecine girenler de olacak. Böyle bir hizmet görmüş mesela. Değişik yani o kadar çok çeşitli tekke var ki. Burada şunu da düşünmeyelim arkadaşlar. Yani biz derslerimizde savunmacı bir psikolojiyle hareket etmiyoruz. Olan ortaya koymaya çalışıyoruz. Ne savunmuyoruz? Yani icabında en çok eleştiri de biz yapıyoruz aslında bakarsanız. Yani fakültede derslerdeyiz. Bazen yüksek lisans öğrencilerimiz diyor ki, biraz daha yüksek lisans doktora derslerinde, ya hocam diyor, yani çok sert şey yapmıyor musunuz diyor, yani eleştirmiyor musunuz? Ya, kendi özel ortamlarımızı eleştiriyoruz tabii. Yani şöyle olmaz, böyle olmaz. İlkeler üzerinden gidiyoruz. Yani, ama kimi zaman olgulara da geliyor işler, şahıslara da geliyor. Yani oradaki savunmak zorunda da değiliz, yapılan gördüğümüz hatalar varsa. Yani örneğin bir Müslümanın
İslam'a aykırı bir tavır varsa, o Müslüman diye benim onu savunmama gerek yok. Bu hatalıdır demem gerekir. Hatta onu engellemem gerekir. Tavrımız bu şekilde bizim. Örneğin, tekkelerin icra ettikleri önemli görevlerden biri de mesela medrese eğitim vermede bilmiş. Hatta Süleyman tekkeye ve zaviyeler kapatılıyor ya, Süleymaniye Kütüphanesi'ne getirilen kitapların medreselerde kapandığında %70'i tekkelerden geliyor. 120 bine yakın yazma eser var, matbu eser var. Bunların %70'i tekkelerden, medreselerden geldi, dikkat edersiniz. Çok enteresan. Yani ilmi canlılık açısından üst düzey bir eğitim vermiş. Burada tabii mesleki ve sanat çalışmaları da yürütülüyor tekkelerde. Tasavvuf ve ahlak merkezi ahilik sistemi içerisindeki sanayi konuları var. Ahilik bir sanki ticari organizasyon gibi ama yapı olarak baktığımız zaman aslında dervişler, şeyhler zaten sanatkar veyahut da kendi emeğiyle geçinme prensibini önceleyen büyük ölçüde insanlar. Bunlar aynı zamanda bu teşkilatı yürütüyorlar mesela. Ticarette kaliteye, rekabette güvenlik mesela, dergâh bağlı bir çırağın, kalfanın, uykusuzlarının hiyerarşisine dayalı olarak disiplin bir şekilde eğitim vermeleri, bunlar hep tekkelerin icra ettikleri görevler. Fakir ve muhtaçlar için mesela birer sığınma yeri. 14 yıl kadar Hitit Üniversitesi'nde Çorum'da görev yaptım. Çorumlu olanınızı var mı aradınız? Mesela neresindensiniz Çorum'a? Ben Alaca'dan. Alaca'dan. Şimdi hani Çorum'a girerken Samsun tarafına Hıdırlık daha bir zaviye evet. Bir de, pardon şeye, neydi? Hıdırlık tarafı var. Şey tarafından, Sungurlu tarafından gelirsek, İskilip tarafından. Bir yer şartta da Çanlık kısmı var hani. O Çanlık'ta da yine bir zaviye varmış aslında. Gelenler şehre ilk geldiklerinde, eğer batıdan geliyorsa Hıdırlık'ta, doğudan geliyorsa Çanlık'ta ne yapılır? Misafir edilirmiş. 3 gün boyunca misafir edilir. Ayinde verevende. Orada atları tımar edilir 3 gün boyunca. Herhangi bir ihtiyacı varsa giderir. Ve ta mesela Malatya'daydık sempozyum dolayısıyla bir kervansarayı orada tekrar inşa etmişler, kullanıma açmışlar. Kervansarayın hangi alanlarda kullanıldığını duyunca Çin'den Avrupa'ya kadar cebinden 5 kuruş para harcamadan seyahat edebilme. C'ni çok daha net gördük mesela. Ayende ve Revan'da buralarda 3 gün boyunca ücretsiz olarak ağırlanıyor. Bunların giderleri nasıl karşılanıyor? Vakıf üzerinden karşılanıyor. Yerleşim yeri arayan göçebelerin planlı ve koordineli bir şekilde iskanının sağlanması. Mesela Çorum'da var Karakeçili, Ankara'da var, ta Urfa'da bile Karakeçili var. Bu aşiret mesela Orta Asya'dan kalkıyor, geliyor ve bunlar yarı göçebe, yerleşecek yer arıyorlar. Bunların Anadolu'daki planlı bir şekilde iskanlarını sağlayan kurumlardan bir tanesi tekkeler. Esasında sağlayan ana unsur tekkeler. Diyelim ki şey yaptı, iskanını sağladı. Örneğin Alaca civarında şu kadar kişi, şu kadar mümit toprak var. Şu topraklarda kaç kişiyiz? 1000 kişilik aşiret var. 300 kişiyi ağırlar burası, geçindirir. Geri kalan batıya, daha ileride var, Balkanlara kadar devam ediyor. Kemal Karpat'ın Dağı Denen Irmak'ı okuyun, rahmetli oldu geçti bugün veya dün işte. Dağı Denen Irmak çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Orada diyelim ki yerleştiler. Eğer Kızılırmak'ın kenarındaysa onlara ona göre bir tarım şey veriyor. Uzaktaysa onlara göre tarım çeşitliliğini sağlıyor. Bizim küçüklüğümüzde Türkiye ile ilgili öğretilenlerden biri şuydu. Türkiye kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biriydi. Tarım çeşitliliği diyoruz ya, örneğin Hacan bilir yani Alaca soğan üretiminde önemlidir. Çünkü Tahititlerden kalma bir baraj vardır. Sondaja gerek kalmadan hortumu tuttuğunuz zaman basıncın etkisiyle ne yapar? Fıskiyeler çalışır ve sulama, sulu tarım gerçekleştirir. Çok kıymetlidir. Ama enteresandır. Bu sene olduğu gibi soğanları belki vitrinlerde kuyumcular ironik bir şekilde koyabiliyorlardı. Ya soğana yatırım yapsaydık diyorlar mesela. Daha çok kazanırdık. Ama ne olacak? Önümüzdeki yıl soğanlar Kızılırmak'a dökülecek. Çünkü herkes soğan ekecek. Hani 20. yüzyılın bunca imkanında halen daha bu sağlayamadığımız bu tarım çeşitliliğini bundan 800 yıl öncesinde tekkeler ve zaviyeler koordine edebiliyorlardı.
Dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin herkese hitap etmesi, toplumdaki huzursuzlukların çözümü, teba ile devlet arasındaki ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ki bu yürütülmediğinde Babayi isyanı, Celali isyanları, Şeyh Bedreddin isyanı hep bunlar gerçekleşmiş. Çok önemli bir nedir? Aracılık müessesesi. Peki bu kadar şey var, tekke var da niye bunlar çeşitli? Yani bunlar birbirleriyle mi dövüşüyorlar? Burada arkadaşlar soruyu biz şöyle sorduk. Tarikat çeşitliği neden kaynaklanıyor? Benzeşen ve ayrılan yönleri neler? Bununla ilgili tasavvufun kurumsallaşma sürecine bakmak gerekiyor. Üç devreye ayırıyoruz. Zühd dönemi, bunlar Hicri 1. ve 3. asırlar. Tasavvuf dönemi, 3. ve 6. asırlar ve tarikatlar dönemi diye değişiyor. Burada insanlar yani tasavvufa yönelmesinde etkili olan unsurlar var. Ama bir de tasavvufun neşv-i nema bulması, bir ilim dalı haline gelmesi var. Yani bizim ilahiyat fakültelerinde işlediğimiz tasavvuf, sosyal bilimlerin bir dalı olarak tasavvuftur ve biz sosyal bilimlerin yöntemlerini kullanırız. Bir de hal ilim dediğimiz tasavvuf vardır. Buna bizim ilim diyebilmemiz için üç temel sacaya gerekir. Yöntem, terminoloji, literatür. Bu terminoloji ve literatürün oluşumu, ilerleyen süreçte kurumsallaşmış vaziyetteki tarikatlara zemin hazırlamıştır arkadaşlar. Bir ilim dalı haline geldikten sonra tarikatlar ortaya çıkmıştır. Tasavvuf, bir ilim dalı haline geldikten sonra tarikatlar ortaya çıkmıştır. Batıdan Haçlı saldırıları, doğudan Moğol istilası, Abbasiler devrindeki siyasi otoritenin zayıflaması, tarikatların ortaya çıkışını sağlayan sosyal ortamların bazılarıdır. Bu süreçte Bağdat'ta ilk ortaya çıkan tarikatlar, günümüzdeki kurumsallaşmış manasıyla günümüze kadar devam edenler, örneğin bakıyoruz Abdülkadir Geylani'ye nispet edilen Kadirilik ki Hicri 261, miladi 1166'ya tekabül eder. Yine aynı dönemlere tekabül eden Ahmet Yesevi vardır ki Anadolu coğrafyası açısından çok önemlidir. Anadolu'nun İslamlaşmasında mesela Yesevi erenlerinin, Horasan erenlerinin çok büyük hizmetleri olmuştur. Bunlar içerisinde baktığımız zaman vefailik mesela irtibatlı bir kol olarak tanıdığımız isimler de vardır. Şeyh Edebal bir nedir? Yesevi şeyhindir aynı zamanda. Yani aynı koldan gelen bir akımdır, vefai akımıdır. Baba İshak, Baba İlyas, Hacı Bektaş Veli yine vefailikle irtibatlı olan, Yesevilikle orta asırla irtibatlı olan akımlardır. Rifailik, yine mesela Basra'da Ahmet'den Rifaili, nispetten Rifailik, bugünkü manada tarikatların ilk nüvelerini teşkil etmektedir. Tarikatlar neden çeşitlilik arz ediyor? Yani neden bir tane tarikat yok? Arkadaşlar şöyle düşünün. Bir dağın tepesine çıkmak temel hedef ise, bu dağın tepesine farklı yollardan çıkılabilir mi? Çıkılabilir. İşte hedef eğer dini ihsan boyutunda yaşamaksa bunun çok farklı yönleri de vardır. Doğaldır da bu. Herkes bunu fıtratına göre şekillendirir, coğrafyaya göre şekillenir. Mesela kurucuların isimlerine göre çeşitlenebiliyor tarikatlar. Uyguladıkları seyir sülük yöntemleri farklıdır mesela. Bir rifaiyelikle örneğin Kadiri'ninki farklıdır. Benzeşen yönleri de vardır. Zikir hepsinde ortak unsurdur ama birinin zikri farklı, diğeri güzel. Naşdaniye'ninki çok daha farklıdır mesela. Coğrafi farklılıklar bu çeşitliliğin bir diğer sebebidir. Hitap ettikleri kişilerin eğitim düzeyi bunda önemlidir. Irk ve mezhep farklılıkları yine tarikatların farklılığının çeşitlerinin sebeplerinden bir tanesidir. Peki bu çeşitlilikteki yöntem farklılıkları nelerdir? Şimdi buraya gelirsek. Arkadaşlar, seyri sülük yöntemi açısından tarikatlar temelde ikiye ayrılır. Ruhani tarikatlar ve nefsani tarikatlar. Ne demek? Bir söz vardır, bütün tarikatların sonu Nakşibendi'nin başıdır diye. Bu, hocam, kimi zaman bütün tarikatların sonu Nakşibendi'nin başıdır. Bunu kimi zaman Nakşibendi'ye müntesip olanlar tam da doğru terste bulmuşuz. Yani bizim tarikat diğerlerini döver gibi mantıkla anlayabiliyor. Ama burada kastedilen şey yöntem farklılığıdır. Nedir yöntem farklılığı? İnsan onunla bakışıyla alakalıdır.
tasavvuf. İnsan, ruh, nefis ve bedenden mürekkep bir varlıktır. Ve bu beden, ruh ile nefsin mücadele alanıdır. Yani iyilikle kötülüğün mücadele alanıdır. Bu beden üzerinde iyilik mi hakim olacak, kötülük mü hakim olacak? Yaşamın tüm sırrı budur arkadaşlar. Hayat macerasının ana mihveri budur. Tasavvuf der ki, sufiler, kim sufiler? Biz beden üzerinde iyiliği hakim kılabilmek için nefse eziyet edelim. Nefse mücadele, riyazet, mücadele, nefsi tezkiye edelim. Ondan sonra kalbin tasfiyesine başlayalım der. Ruhani tarikatlar da der ki, nefisle mücadele etmek yerine hedef eğer beden üzerine ruhu hakim kılmaksa, biz doğrudan ruhu kuvvetlendirici uygulamalara ağırlık verelim. Bu da ruhani tarikatlardır. Aslında ruhani tarikat da bir tanedir. Nakşibendiliktir. Diğer tüm tarikatlar nefsani tarikat kategorisine yer alır. Buradan şu anlamda çıkmaz. Ya nakşibendilik daha kestirme yolu, ben bu tarikata gireyim. Bir kere hidayet için ya da Allah'a kulluk için tarikata girmek bir zorunluluk yok. O bir kenarda dursun. Ama hani kestirme yol diye nakşibendiye gireyim diye giderseniz sizi tarikata da büyük ihtimalle kabul etmezler. Çünkü öncelikle senin fıtratın buna müsait mi değil mi diye sorarlar. Bir kere senin sevgi kabiliyetin var mı derler. İstikrar sahibi misin derler. Yani birçok çeşitleri vardır. Hatta senin usulüyle bu konuda çok daha katı bir tarikattır. Senin usulüyle mürid olabilmek için hafız olmanız gerekir. Silah kullanmayı bilmeniz gerekir. Ata bilmeniz lazımdır, evli olmanız lazımdır. Çünkü Senusiler, ki Ömer Muhtar mesela bir Senusi şeyhidir, sömürgeye karşı mücadelede çok önemli misyonlar üstlenmişlerdir. Hani bugün kalmadı belki bir kabilelerin çatışmaları üst boyutlarda ama Libya gibi bir devleti ortaya çıkaran ana unsur, tasavvufun üst kimlikte, ümmet kimliğinde birleştirici unsurudur. Kaddafi, Senusi devletine karşı bir darbe gerçekleştirmiştir. Bu tasavvufi unsurları devre dışı bıraktın, maya idi o tasavvuf. Bir arada tutuyordu kabileleri. Yoksa kabilecilik vardı yani. Bakın hala çatışmalar devam ediyor. Binlerce insan, bizim insanımız vefat etti orada. Birbirlerini katlettiler. Üst dil kullanıyordu tasavvuf. Hamur idi, mayası idi işin. O kaldığı zaman ne yapacak? Tekrar eski çatışmalar ve Libya'nın kaynaklarını sömürme üzere tekrar devam ediyor. Bu manada din bir mayadır ama artık ne yapılıyor? Bak ne dedik? İlmi İslam, geleneksel İslam, radikal İslam, yani bir de ne kadar vardı? Modernist İslam. Yani kendi tanımları üzerine bir İslam'ı kategorize etme var. 200 yıldır oynanan bir oyun. Her yerde bunu ısıtmaya çalışıyorlar. O yüzden mesela şu dersler, şu konferanslar önemli. Burada nefsani tarikatlar ne yaparlar? Hani nefs-i emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, merziye devam ederiz ya, nefsin kategorileri üzerine yoğunlaşırlar. Ruhani tarikatlar ise ne yaparlar? Letaif denilen ruhun beden üzerinde yoğunlaştıkları noktalara zikir uygulaması yaptırırlar. Bu sayede ruhu güçlendirmeye hedeflerler. Aralarındaki fark budur. Yoksa biri diğerini döver değildir. Bu fıtrat meselesidir. Gittiniz mesela Hacı Bayram Veli damadı eşref oldu Rumi'yi cehri tarikat esasına tabi oldu hadi ne yapmıştır? Sende kadirelik kabiliyeti var diyerek Saadettin Hamevi'ye göndermiştir. Anadolu'ya kadireliği getiren kişi doğrudan Hacı Bayram Veli'nin damadı ve halifesi eşref oldu Rumi'dir mesela. Seri sülükteki bu yöntem farklılığı onların zikir, mücahide ve hatta tekkelerin mimarisine bile etki etmiştir. Tekke mimarisi de buna göredir. Cehri tarikat. Örneğin Melevi hanelere gitme imkanınız varsa gidin görün mesela. Bir semahane ihtiyacı vardır. Tekke ona göre inşa edilir. Örneğin Nakşibendi tekkelerinde medrese yoğundur. Daha çok kütüphane üzerinden yürütülür mesela. Geniş bir kütüphane salonu olur genelde Nakşi tekkelerinde. Tarikatın, aslında tarikatların bu manada benzeşen ve ayrılan yönleri aslında birbirini tamamlayan bir bütündür. Yani yöntem açısından zikir, seri sülük,
silsile, kol, şube, derviş, inabe, biat, üveysilik, rabıta, istigase, tevessül, bunların hepsi ortak unsurlardır müridin manevi eğitiminde. Ama her biri kendi içinde uyguladığı yönteme göre farklılık arz etmektedir. Bunların mesela fikri manevi ortak yönleri nelerdir? Ehl-i Beyt sevgisi, hakikatin kalbe doğan manayla bulunulması, fıkh-ı batın, kısmen mevelevilikte ve halvetilikte harflerin gizemine önem verilmesi, ricalü gayb meselesi, adab erken, melamet, fütüvvet, seyahat, terminoloji bunlar tarikatların ortak unsurları. Maddi unsurlar neler? Tüm tarikatlardaki maddi unsurlardan biri vakıf geleneğidir. Bakın burası mesela ortak. Burası bir vakfın ürünü, vakıf ürünü. Tekke, müritlerin bağlı olduğu yolun kimliğini yansıtan ve sembolik anlamlara sahip kıyafet tercihleri. Yine ortak maddi unsurlardır arkadaşlar. Neticede her tarikat kendine ait bir usul ve erken benimsemiş. Kurallar oluşturmuşlar. Tarikatların genel itibariyle ortak yönleri, meşrep, anlayış, coğrafya ve sosyal kültürel yapıya göre de çeşitlilik arz ediyor. Ama temel hedef ne? Temel hedef dini ihsan boyutunda yaşama düşüncesi demişiz ve bu dersimizi bitirmişiz arkadaşlar.